Merhaba arkadaşlar, evet size bir sürprizim var. Biliyorsunuz uzun zamandır sakattım, bisiklete binemiyordum ve yeni bisiklete binerken böyle bir değişiklik yapalım dedik. Daha rahat bir bisiklete bineyim dedim. Çünkü biliyorsunuz benim sakrumda bir kırığım vardı. Yani rahat bir bisiklet lazım bana şimdi diye düşünürken tabii ki böyle olmadı. Biz bunun siparişini daha 6 ay önceden vermiştik ve yeni bisikletimiz geldi. Şimdi diğer bütün videolarda yapıldığı gibi bunu alıp böyle vuracağım ve yeni bisiklet gelmeyecek tabii ki. Çünkü bunu öyle bir şey yapmam. Bu da yapılmaz öyle bir şey. Ve canavar burada. Evet, tuttunuz mu efendim? İki parmak. Evet, hep kırmızıya alıştınız siz biliyorum. Ama bir değişiklik yapalım dedik ve mat bir siyah. Buradan anlamışsınızdır zaten ne olduğunu. Ve yeni madonumuz burada arkadaşlar. Evet, yeni arkadaşımız burada arkadaşlar. Bu kadronun ağırlığı yaklaşık 700 gram falan. Evinizde bir 500 mililitrelik bir pet şişe varsa ondan birazcık daha ağır. Tabii üzerinde şimdi ön maşa var, işte gidon var ama gerçekten nasıl olmuş aşağı yazın arkadaşlar yorumlara. Şimdi bu biliyorsunuz Madon'un yeni Madon dediğimiz, bu arkasının böyle garip olduğu bir serisi. Hep bu eleştiriliyor, kırılıyor falan diyor bu. Deneyeceğiz bakalım, yeterince kilo da aldık. Evet, Oğuzhan Bey. Evet abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, sen de hoş geldin. Abi bu nasıl bir şey ya? Beni çağıran öncelikle hayırlı olsun abi. Sağ olasın abi. Gerçekten ilk geldiği zamanlarda da biz de hani ufaktan test etme şansımız oldu. Zaten bir tane video yapmıştık biz. Aynen. O videoyu izleyebilirsiniz. Bunun kırmızısıyla ilk Türkiye'ye gelen ilk Madonna video yapmıştık. Aynen. Şimdi bundaki en güzel değişimimiz Madonlarımız bir kere hafifledi. Hı hı. Artık o eski Gen 6, Gen 5'lerde olan izospeed'imiz kalktı. Ama onun yerine bu arkada gördüğümüz delik arkadaşlar hani o bu nedir ya dediğimiz o şey. Bir IsoFlow teknolojisine dönüştü. Aynen. IsoFlow hem burada bir konfor sağlıyor hem de vücudun bütünlüğünü sağlayarak aslında karşı taraftan aldığımız rüzgarımızı kadronun tek bir yerinden dışarıya atmaya odaklanmak ve işte aldığımız çeşitli yerlerdeki rüzgarın çeşitli noktalardan bize zorluk yaratacağına tek bir noktadan alıp güzelce göğüs kafesimizden toparlayıp dışarı atma. Hı-hı. Aslında bu F1 teknolojisinde de çok kullanılıyor. Evet. Burada ilk fark ettiğim şey zaten gidon öne doğru biraz daha böyle yamuk şey yani böyle kavisli. Yani daha rahat kapanabiliyorsun. Tabii burada, droplarımız bir aşağı taraftan yaklaşık 3 santim kadar daha dar. Aslında 40'lık bir gidon. Hı-hı. Belki videodan biraz anlaşılıyordur ama şurada 40'lık bir gidona sahipken üstte tutduğumuz droplarda yaklaşık 37 santime falan tekabül ediyor. Şu an Fatih abinin kullandığı ölçüler aslında. Evet, bu arada benim boyum 1.67 arkadaşlar. Bu da 50 beden. Aynen öyle. Boy, bacak boyu bunlar da çok etken ama Fatih abiye tabii ki 50 beden bir bisiklet verdik. O dediğimiz alanda da işte göğüs kafesimizi biraz daha daraltıp aslında şu ön taraftan. Madon bu arada tabii yeni bir entegre gidona da kavuştu. Önceden iki parçalıydı genaltılarda, artık yekpare tek parça geliyor. İşte bu daraltmayı, göğüs kafesimizdeki daralmayı yaşayarak aslında bütünen rüzgarı ön kafesimizde toplayıp arkada bisikletin çeşitli noktalarından değil de tek bir noktadan bu arkadaki dışarıya atıma vermektir aslında. Fark ettiysek hani belki videolardan biraz anlaşılmaz ama detaylı görsellerde incelerseniz ön alın borumuz da çok değişti. O da hani rüzgarın alacağı kıvama göre arkaya enjekte etmek için. Fatih abim de videonun başında ilgili bir dedi, 700 gramı hafifledik. Evet, bunun karbon kalitesi de zaten 800. 800 OSR dediğimiz SLR gövdemize sahip zaten. 700 gramlarda falan şu anda gövde. Yani şöyle söyleyeyim, en üst model bir Madon'umuz önceden 7.5 ya da 7.6 gibi bir rakama geliyordu. Şu an 7.1 gibi bir rakama geliyor. Hı hı. İşte bedenler arasında hemen hemen bir 70 gramlık farklı oluşabiliyor. Tabii o da var. Ben ufak olduğum için avantajlı oluyorum aslında. Yani seninki kuvvetli ihtimal şimdi full duraya setli, duraya şantlı olacak. Normalde fabrikanın verdiği verilerde 7.1
fedasız ağırlı ama sen de 3 aşağı 5 yukarı belki bir tık daha aşağıda olabilir. Aynen. 7'lere yakın olabiliriz. Yaklaşık bir 56 beden desek 6 beden, 3 beden de tabii 7, 14, 21. Yaklaşık 200 gram daha olabilir senin. Oh kadar. Süper. Aynen öyle. Vallahi şimdi buna bu şekilde binemiyoruz tabii ki. Şimdi bunu alıp İzmir'e gideceğiz arkadaşlar. İzmir'de Shimano Genel Merkez'e gideceğiz ve orada buna güzel bir video çekeceğiz. Zaten bu videonun devamı olacak o. Ve yani şu anda kalkacağız, gideceğiz ve orada bir bunun için başka bir video daha olacak. Yani bununla ilgili iki video olacak. Sonrası da zaten bir sürü başka video olacak. Çok özledim oğlum bisiklete binmeyi. Acayip özledim vallahi. İnşallah Fatih abi daha uzun yollar yapacak. Aynen aynen. Ki yani bu bence güzel tırmanır da yani. Öyle çok ya tırmanışta sıkıntı yaratacağını sanmıyorum. Hafif çünkü. Müşterilerden feedbacklerle çok ilerliyoruz. Yeni müşterilerimizi anlatırken. Ben de ilk geldiği zaman deneyimledim. Tabii çok kısa deneyimledik ama bunu. Eski modana göre benim şimdi kullanan müşterim çoğunda ya ben genellikle M10'dan çok daha iyi tırmanabiliyorum. Ya bu bisiklette acayip bir değişim olmuş diyorlar. Hani hafiflikten ziyade biraz da tırmanışa odaklı da bir bisiklet olduğu için sen de fark edeceksin muhakkak ileriki videolarda olacaktır. Çok iyi tırmanışlar yapacağına inanıyorum. Aynen ve en güzel özelliği de aslında kadro yapısı TT'ye de benziyor. Yani aerob olduğu için yani TT antrenmanlarına da aslında tabii bu ki bayağı bir yardımcı olacak muhakkak yani. Olacak. Çünkü yani M10'da da tamamen farklı o tırmanış kadrosu olduğu için. Aynen öyle. Hani hep LSA'lara ulaşamayan müşterilerimiz için SL gövdeler de artık bu sene Gen 7 teknolojisine ulaştı. Hani SL'ler değil SL olsun diyeceğiz ama aynı gövde tasarımı sadece bir tık daha ağır olacak. TT alamıyorum. İki bisiklet yapamıyorum. Tek bisikletle bütün işimi çözecek diyen arkadaşlar için tırmanabilirsin. Düz yolda aero'ya kavuşabilirsin. Hatta hatta triatlon yarışlarında bir TT gibi kullanabilirsin. Aynen ben ilk Madonna'la full Ironman yaptım. Tallinn'de ilk Ironman'ımı full normal bir bisikletle yaptım. Evet. İnşallah daha nice full Ironman'ler abi. Aynen aynen. Evet hadi bakalım şimdi toplanalım ve İzmir'e doğru gidelim. Hadi. İzmir'de görüşürüz. Evet, şimdi İzmir'e gidelim ve şu canavar bisikleti bir toplayalım. Hadi bakalım. Yeni sezon eğlenceleri başlıyor arkadaşlar. Evet, İzmir'e doğru mis gibi yolculuğumuz başladı arkadaşlar. Biraz önce söylediğim gibi yeni sezon videoları bu yeni canavarla beraber başlayacak. Sakatlığımla ilgili bir kısa bilgi vermek istiyorum. Evet, bisiklete binebiliyorum, yüzebiliyorum ama koşuyu hafif hafif yapıyorum. Öyle 2 kilometreler, 3 kilometreler yürü koş tekniğiyle öyle öyle yavaş yavaş vücudu alıştırıyorum. Ama henüz öyle gidip bir 5 kilometre, 10 kilometre koşmadım. Yumuşak zeminde koşmaya dikkat ediyorum. Bunda çok böyle hızlı hızlı gitmeye gerek yok. Zamanımız var. Nasıl bu sezon çok fazla bir şey yapmayacağız. Ama şimdi bisiklet videoları başlıyor. İzmir'e de yaklaştık. Çok heyecanlıyız be. Sağdaki çıkışa giriyoruz. Sağdaki çıkışa giriyoruz. Hadi bakalım. Canavar hazır. Evet. Mustafa Bey. Merhaba. Merhabalar. Valla güzel bir uğraştık şöyle ama 10 numara 5 yıldız oldu şu anda.
Ne yaptık abi biz bunu şimdi? 10 numara 5 yıldız bir makine oldu. Ultra hızlı oldu. Trek yeni Madon SL7 kadronun üzerine full duraz ekipman döşedik. 54-40 ayna kolumuz var. 30'lu rublemiz var. 12'li sistem tabii ki. C60 aero jantlarımız var. Böyle gelin size de göstereyim bunu yakında. Selemiz var. Tam bir konfor ve aynı zamanda da yarış makinesi oldu. Artık senin de sahalara geri dönüşünü en hızlı şekilde kutlu olacağız. Evet, biliyorsunuz işte biz videonun başında da söyledik. Bu yeni Madon'un en önemli özelliği bu kadronun ve şu anda da üzerinde takılabilecek en iyi grup set var. Kesinlikle. Aynen. Full siyah da çok yakıştı. Aynen, bu Corsa Pro'larda Yeni Corsa Pro'larda bayağı bizi bam 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 götürecek. Aynen. Teşekkür ederiz efendim. Ne demek? Biz teşekkür ederiz. O zaman Mehmet'e de teşekkür ederiz bu arada. Kesinlikle. O da antrenman için gitti. Evet, gitti. Onun antrenmanı gerekiyordu. O da çok yardımcı oldu toplarken. Kesinlikle. Teşekkür ederiz. Hadi gidelim. Sağ ol antrenmanlar. Sürelim o zaman. Eğlenceler. Sağ ol. Evet, Dalaman yoluna girdik. Bu yol harika bir yol arkadaşlar. Evet, ben burada bol bol Ironman antrenmanı yapmıştım. Biliyorsunuz dünya şampiyonası hazırlık için, İsrail hazırlık için. Oh! Çok özlemişim be. Siz de şu görüntüyü özlemiş misiniz? Evet, bu arada yeni Madon da efsane. Acayip rahat öncelikle. Daha şu anda performans yapmıyoruz ama çok rahat. Tam bizim aradığımız kırık sakruma iyi gelen bir bisiklet. Bu arada ilk olarak bu gidonu çok sevdim arkadaşlar. Bu Madon'un orijinal gidonu. Buralar daha geniş ama şuraya çıktığınızda daha daralıyor. Yani buraya geldiğinizde de daha daralıyor. Yani size daha rahat bir kapanma imkanı sunuyor. Bakalım bam bam gittiğimizde bunu göreceğiz. Evet, bu da işte daha aero bir hale getiriyor sizi. Oh! Neyse, bunları anlatırım ya. Şimdi keyfini çıkarayım şu sürüşün. İlk antrenmanımızı bitirdik. Yaklaşık 1 saat 8 dakikalık bir antrenman oldu ve 29 kilometre. Bu canavar efsane. Gerçekten şu anda performanslı gitmedim ama çok rahat. Öncelikle çok rahat. Tam böyle benim belime, benim totoma uygun bir şekilde. Çünkü biliyorsunuz burada bu Trek'in yeni geliştirdiği böyle bir sistemi var. Burada titreşimi alıyor. Zaten 800 OCR'lik bir karbonu var. O yüzden de çok rahat bir bisiklet. Şu anda tam benlik aslında ve bundan güzel şeyler yapacağız gibi gözüküyor. Hadi şimdilik bu kadar.
Ben daha sonra bununla ilgili videolar yapacağız, bol bol yapacağız. Zaten bunun bir kurulum videosu var, onu da izlemişsinizdir herhalde. Ya da izleyeceksiniz, daha yayınlamamışımdır. Onu mutlaka kaçırmayın. Hadi gidelim, yüzelim.